Evet dostlar merhabalar. Yepyeni bir cümleyle birlikteyiz. Bakalım cümlemiz ne diyor bizlere. Water scarcity affects roughly 40% of the world's population and according to predictions by the United Nations and the World Bank, droughts could put up to 700 million people at risk of displacement by 2030. Evet, bakalım aslında moral bozucu da bir şeyler söylüyor bakın su kıtlığı ile ilgili olarak. Zaten water scarcity dediği şey su kıtlığı demektir. Scarcity kıtlık anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Su kıtlığı affects etkilemektedir. Roughly, roughly ifadesi aşağı yukarı anlamında kullanılan güzel bir ifade arkadaşlar. Aşağı yukarı 40% of the world's population dünya nüfusunun %40'ını etkilemektedir ve according to predictions, according to e göre anlamında bir nevi böyle bir şeyden aktarıldığına göre o anlamda kullanılır. Bu yönüyle mesela according to me diyemeyiz arkadaşlar. According to me. Yani böyle benden aktarıldığına göre gibi bir ifade yanlış olacağı için onu söyleyemeyiz. Yani sadece to me şeklinde, for me şeklinde kullanabiliriz. Ama according to me tarzında bir kullanım yapamayız. Bu kullanımı sık gördüğümüzden dolayı bunu burada söyleyelim. According to predictions, tahminlere göre. By the United Nations, yani Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tahminlerine göre, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından yapılan tahminlere göre aslında burada anlatmak istediği şey o. Drought, kuraklık demektir bu da arkadaşlar. Kuraklık could put up to 700 million people at risk. Bakın, put something at risk ifadesi, riske atmak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Ve kuraklık riske atabilir. Kimi 700 milyona kadar insanı, buradaki up to ifadesi kadar anlamını veriyor bize. 700 milyona kadar ki insanı riske atabilir bu kuraklık. Ne riskine? O displacement, yani yerinden olma riskine. Yani yaşadıkları toprakları bırakıp başka topraklara gidecekler. Onu kastediyor displacement ifadesi arkadaşlar. Zaten bunun fiil hali displace. Zaten place de yer demek biliyorsunuz. Displace yerinden etmek, yerinden olmak anlamında kullanılıyor. İsim hali displacement şeklinde. Evet, yerinden olma riskine atabilir bu kuraklık dedi. By 2030. Şimdi bakın. Bu şekilde tarihlerin öncesinde by kullanıldığında bunu gelindiğinde anlamıyla çeviriyoruz. Yani 2030'lara gelindiğinde 700 milyona kadar insanı yerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir bu veya bu riske atabilir bu kuraklık dedi bize arkadaşlar. Bu yönüyle by ifadesini biz tarihlerden önce kullandığımızda itibariyle gelindiğinde anlamıyla çevirebiliriz. Yani 2030 itibariyle 2030'a gelindiğinde bu anlamda çevirebiliriz arkadaşlar. Buna tabii ki until anlamı da verilebilir mi? E kadar gibi bir anlam verilebilir mi? Evet, yani 2030'lara kadar o gibi bir anlam da verebilirsiniz. Ama çok daha doğrusu böyle itibariyle gelindiğinde anlamıyla daha iyi olur arkadaşlar. Evet değerli dostlar, bu cümlemizde de yepyeni kelimeler ve yapılar üzerinde durduk. Başka bir cümlemizde görüşmek üzere.